Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yeni başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Levent Devrim, medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Manisa ve İzmir spor basınının yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde sorulan sorulara yöneticiler açık yüreklilikle cevap verdi. Manisa'mızın çok değerli ve İzmir'imizin çok değerli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz yemeğimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ben de size çok yakın birisiyim, biliyorsunuzdur. Biz de gazete sahibiyiz. Onun için sizi ayrı görmüyoruz. Ben görmüyorum en azından. Sizin hangi şartlarda, ne zorlukta çalıştığınızı da çok iyi biliyorum ben. Yaşıyorum her gün. O yüzden işinizde kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Şimdi 10 gün önce bildiğiniz gibi yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yeni görevimizi devraldık. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün bilindiği üzere bir misyonu ve felsefesi var. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Nedir bu felsefesi? Biz öncelikle Manisa Büyükşehir'in kulübü olduğumuzdan dolayı 1,5 milyon kişiye hitap ediyoruz. Bunun anlayışı ve yükü üstümüzde. Bunu çok iyi biliyoruz biz. 14 branşta bildiğiniz gibi faaliyet gösteriyoruz. 750'ye yakın lisanslı sporcumuz var. 3000 de sporcumuz var. Sporcu kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Geçenlerde biz bunu nasıl büyütürüz, altyapıya nasıl önem veririz diye Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Altın Ordu Kulübü'ne gittik. İncelemelerde bulunduk. Tesisleşme adına ne yapabiliriz? Bunun yolu nasıl açılır? Nasıl daha büyütürüz? Çocuklarımıza nasıl daha fazla eğitim veririz? Nasıl daha iyi barındırırız kendi bünyemizde? Etraftan çocukları nasıl toparlayabiliriz? Bunu biz başarabiliriz düşüncesiyle böyle bir yola biz de baş koyduk, öyle söyleyeyim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yeni projelerimiz var. Başkanın sözü var. Burada ilerleyeceğiz. İkincisi, bildiğiniz gibi profesyonel iki tane kulübümüz var. Voleybol ve futbol. Tabii ki sizi daha çok galiba futbol ilgilendiriyor. O noktaya geleceğiz biz. Voleybolu da söyleyeyim size. Voleybolda iki sene playoff'tan geri döndük. Bu sene artık çıkmak istiyoruz Sultanlar Ligi'ne. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Zaten görüyorsunuz bununla ilgili çalışmamızı, yeni transferlerimizi görüyorsunuz. Burada kesinlikle bu seneki hedefimiz Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Şimdi futbol. Futbolla ilgili tabii geçmişten bugüne kadar söylenecek çok şey var. Bazı hatalar var. Yapılmış olan bazı hatalar var. Burada yeni bir anlayış artık ortaya koymak istiyoruz. Çünkü çok futbolcu gelip gitti buraya. Yani yaklaşık 60 tane yakın futbolcu gelip gitti. Bu bir hata bize göre. Tam iskelet kadromuzu oluşturamadık. Bu da bir hata. Tabii geçen sene bildiğiniz gibi neredeyse küme düşecektik. Yani iddialı girmemize rağmen küme düşecektik. Bu sene playoff'tan geri döndük. Bu tabii bizim için bir başarı sayılır mı? Geçen seneye göre sayılır. Evet, ama bize göre başarı değil. Şimdi onun hikayesini anlatayım size. Şimdi Umut Kaya ilk önce bize geldi. Biz çok aslında ben başkanlığı devralmadan önce bazı çalışmalar içerisinde olmuştuk biz. Yani çalışıyorduk. Lig bittikten sonra da çalışmaya başladık biz. Yani ben gelmeden önce, öyle söyleyeyim. Umut Kaya da bizim takip ettiğimiz, devre arasında da almak istediğimiz bir oyuncuydu. Alamadık, koparamamıştık Kocaeli birlikten. Şimdi alacaklarına karşılık feshetti sözleşmesini. Biz istiyorduk ama o 3. lige çok gelmek istemiyordu. Çünkü 2. ligin çok iyi futbolcularından bir tanesi. Takip ediyorsunuz, biliyorsunuz herhalde.
Bodrumspor'a gitti. Bodrumspor'a imza atmadı. Onu söyleyeyim size. Orada bir görüntü var, imza atıyormuş gibi ama imza atmadı. Bizi aradı oradan. Kendisi aradı. Biz ilk önce ilgilendiğimizi söylemiştik. Sonradan Bodrum devreye girdi. Bodrum cazip geldi ikincilikte olduğu için. Orada parayla ilgili değil. Sen onu belirtmişsin. Parayla ilgili değil. Onun oraya gitmemesi parayla alakası yok. Çocuk Almancı olduğu için oradaki kulübü ve kulübün yapısını artı sahayı görünce gitmek istemedi. Yani Bodrum deyince insanların kafasında bir model vardı. Herkes hepimizin çok sevdiği bir yer. Ama kulübü görünce, kulübün tesis, Bodrum'a gittiniz bilmiyorum, stadı gördünüz mü bilmiyorum. Tesisleri gördünüz mü? Çocuk çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ve bizi aradı. Biz zaten daha önce görüşmüştük kendisiyle. Yani imza atmadınsa görüşürüz dedik. Yani parayla ilgisi yok. Yani o olayın parayla yakından uzaktan ilgisi yok. Biz daha önce teklif ettiğimiz rakama kendisi geldi. Yani biz herhangi bir fiyat arttırımı ya da bir şey kendisi talep etti bu arada. Biz herhangi bir şey talep edip kendisi oradan aradı. Ben burada oynamak istemiyorum. Benle tekrar ilgileniyor musunuz dedi. Evet ilgileniyoruz dedik. Geldi imzayı attık. Bir parayla ilgili bir konu değil yalnız o. O kendisinin kurduğu şeyi kafasında oluşturduğu şeyi orada bulamamasından kaynaklı. Yani çok da yüksek öyle para falan da vermedik. Yani insanların kafasında da öyle bir şey çekilmez. Yani bizim ortalamanın biraz üstünde ama öyle çok daha fakir bir şey yok. Bir sezonda büyük şey koymuşsun. Tabii giyecek. Başka buna benzer isimler var mı? Yani görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şey anlaştığımız çok futbolcu var. Ama bazının bonservis problemi var. Yani ön protokol yaptıklarımız var ama onlar şimdi açıklarsak doğru olmaz. Çünkü bazıları lisansı alıyor. Lisansı ücretleri artırmamalar lazım. O yüzden problemler bittikçe bugün mesela başladık. Yani bunları teker teker halledip zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde yaklaşık 6-7 kişiyi duyacaksınız. Yani bunlar anlaşılmış bitmiş şeyler. Ama şimdi 5 lira 10 lira bazılarında sıkıntı var bonservisiyle ilgili. Ama 10 protokol yaptığımız yaklaşık 7-8 futbolcu var. Bunu bilmen, yani bu kadar bilmeniz yeterli. Şimdi ben size isim verirsem çocuklar sıkıntı yaşayabilir. Biz sıkıntı yaşarız. O yüzden sıkıntı çözüldükçe biz size servis yapacağız onu. Ama bu sene bakın şunu yapıyoruz özellikle. Kesinlikle belli bir yaşın üstündeki futbolculara gitmemeye çalışıyoruz. Gitmiyoruz. Birkaç istisna işte Umut Kaya gibi yani onu takdir edersiniz. Bir üst ligden futbolcu alıyoruz. Genç futbolcuları alıyoruz. Gençlere yatırım yapıyoruz. Buraya gelmez diyen ve Manisa Büyükşehir'in geleceğini inşa edeceğimiz futbolcuları getiriyoruz. Bunu göreceksiniz. Bakın bunu hepimiz birlikte yaşayacağız. Niye bunları yapıyoruz onu da söyleyeyim. Geçmişten ders aldığımız için yapıyoruz. Yani biz önümüzdeki sezonda eğer üst lige çıktığımızda bu kadroya inanın 2-3 kişi takviye ile tekrar yolumuza devam etmek istiyoruz. Ve yani Allah bir kaza falan vermezse tabii futbolda bazı şeylerin garantisi yoktur biliyorsunuz. Bu sene arkadaşlar çıkacağız buradan. Çıkmamız lazım. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu lige yakışmıyor. Ya gerçekten biz deplasmanlara gittiğimizde kendimizden utanıyoruz bu. Yani bizim tesisimiz, altyapımız, imkanlarımız ve bu büyüyerek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı demin de belirttiğim gibi bazı incelemeler yapıyor. Şimdi bazı ihaleye çıkacak yerler var. Bunun çalışmalarını yapıyor. Yani sporcuyu çok sevdiği için yapıyor bunu. Biz de sportif anlamda nasıl başarı sağlarız? Vurup harman da savurmak da istemiyoruz. Mesela geçen sene şöyle de bir algı var. Dışarıda da var, sizde de oluşmuş. Yani konudan konuya geçiyoruz ama yani çok büyük paralar harcanıyor falan diye. Bakın geçen sene harcadığımız para 3 trilyon 100 milyar. Bakın 100 milyar lira. Harcanan para kulüpte yani futbola harcanan paradan bahsediyorum ben. Yani öyle çok ufak ekstra şeyleri de koyarsanız primleri bu 3.900'e falan denk geliyor. Yani verdiğimiz para 3.1. İlk defa söylüyorum ben bunu. İlk defa duyuyorum. Yani öyle çok büyük paralar harcandı, çok büyük paralar yok öyle bir şey.
ortalamaya vurduğunuzda futbolcu başına 120-130 bin lira geliyor bu arkadaşlar. Yani 24'ü 25'e falan bölersiniz. Yani nereden çıkıyor? Yok 500 verdiler, 700 verdiler, 400 verdiler, 380. Ya nereden? Ya nerede bu? Yani nerede? Kulüpte harcanan para belli. Şey tabii ki geçmiş yönetimle ilgili ama ben geçmiş yönetimde de bir şekilde içinde bulunduğum için söylüyorum. Yani bunları az çok bildiğim için şimdi de hesapları aldığımız için söylüyorum ben bunu. Yani öyle çok büyük paralar falan harcanmadı. Yani Cengiz Ergün'ün olduğu yerde çok büyük para harcanmaz. Bunu bilin arkadaşlar. Yani kimsenin parası kimseye boş yere verilmez. Bu bir kuruşuna bile dikkat ediliyor. Yani bunu siz daha iyi biliyorsunuzdur. Biz harcamak istesek bile harcattırmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tabii ki bu sene daha fazla olacak bütçemiz. Bunu açıkça söylüyorum. Tamam mı? Tabii ki 3 trilyon olmayacak bu. Çünkü biz 2B'nin takımını yapıyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum. Daha fazla harcayacağız. Bunu söylüyorum. Şimdiden yani bilmenizde fayda var. Ama abarttığınız şekilde çok büyük paralar. Çünkü bu algı şeyde de var inanılmaz bir şekilde. Biz futbolcuyu çağırdığımızda, futbolcularla görüşmeye çağırdığımızda dışarıdaki algı da bu şekilde oluşmuş. Ya biz kendi rakamımıza bakıyoruz. Yani dışarıdan gelen insanların bize söylediğiyle biz de masaya oturduğumuzda tamam herkes gelmek istiyor. Bu kulübün yapısını biliyor, durumunu biliyor. Yani çok iyi bir şekilde lanse oluyor. Bundan gurur duyuyoruz. Ama fazla istiyorlar yani buraya gelmek. Bir de 2B'den almaya çalıştığımız için yani buraya 2B'nin en iyi adamlarını alıyoruz arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. En iyi adamımı almaya çalıştığınızda buraya bunu getirmek kolay olmuyor. Mutlaka fedakarlık yapacaksınız. Yani biz de orada yapacağız. Yani çok büyük bir basketbol. Sen galiba bildiğin için bir şey soruyorsun. Biz bugün bununla ilgili bir şey yaptık da bildiğin bir şey var mı? Bildiğin bir şey var mı? Şimdi bunu soruyor. Ha? Yok mu? İçine doğmuş galiba. Şimdi var. Şimdi anlatayım. Basketbolla ilgili Manisa'da, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak değil de Manisa olarak, halkı olarak, Manisa Büyükşehri olarak hiçbir faaliyet yok. Bunun eksikliğini biz hissettik, talepler de geldi. Bununla ilgili çalışma yaptık. Birkaç gündür de yapıyoruz. Tam bugün de bir görüşme yapıldı bununla ilgili olarak. Orkun Bey onu size anlatır biraz. Çünkü şöyle bir şey yapmayı düşündük arkadaşlar, onu da belirtelim. Şimdi bizim basketbolla ilgili genç takımımız var. Orada sıkıntı yok ama profesyonel anlamda bir takım olmamasından kaynaklı bununla ilgili talepler vardı. Biz de ne yaptık? İkinci ligde bir kulüp vardı. O lige girmemeyi düşünüyordu. Kulübü devredebileceğini, belli bir miktarla devredebileceğini ifade ettiler. İzmir'de bir kulüp bu. Biz de bugün 3 tane arkadaşı görevlendirdik. O arkadaşlar gittiler. Bu kulübün yapısını işte kaça verirsiniz, nasıl olur? Kulübü satın almayı düşündük arkadaşlar. İsim hakkını satın almayı düşündük. Yani direkt olarak ikincilikten başlamak için. Gelişim proje mi? Evet. Manisalılara bir müjde veriyorsunuz. Şimdi anlaşabilirsek tabii arkadaşlar. Yani biz bir rakam düşündük. Ki şöyle bir şey. Yani bu bir matematik. Ben amatörden başlayıp ikincilik gelene kadar ne kadar harcarım? Garantisi yok burada bunun. Tamam mı? Biz bir üst ligden başlayıp devam edersek bu ne olur? Ekonomik anlamda bizi üzmeyecek bir rakam olursa ne verebiliriz? Bunun tartışması içerisindeyiz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sunacağız biz. Önden bilgi vermiştik. Bugün arkadaşlar görüştüler. Çok daha güzel bir görüşme olmuş galiba bildiğim kadarıyla. Ben de şimdi yani ben galiba biliyorsunuz ya da bildiğiniz haber var mı diye. Şimdi ben de soracaktım o soruyu. Evet, bunun eksikliğini bildiğimiz için evet, ama orada çok büyük rakam olmamak kaydıyla yani çok büyük rakam olmamak kaydıyla almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Onlar 1.4 trilyon istemişler. Yani 1.4. Şöyle. Şimdi şöyle, İstanbul'da bir kulüple anlaşmışlar.
Bahçeşehir. Ya okun bey anlatsın onu size olayı. Şimdi varsayımınız, yaklaşımınız doğru. İzmir'de Gelişim Koleji önümüzdeki yıl amatörde mücadele edip profesyonelde olmama düşüncesinde. Çünkü mali külfet olarak 12 yılda taşıdıkları yapıda yorulmuşlar. Fevkalade başarılı da götürmüşler bugüne kadar. Biz duyumlarımız doğrultusunda kendilerinden randevu aldık. Bir hafta içerisinde görüştük. Onların düşüncesi daha geniş tabana hitap eden bir yere teslim etmek. Yani yere de düşmesini istemiyorlar geliştirdikleri misyonu. Bahçeşehir Koleji talip olmuş. Oturmuşlar. Protokol yapmışlar. 1-4'e anlaşmışlar. Fakat maalesef bu iptal olmuş. Maalesef diyorum. Çünkü Bahçeşehir Koleji de ülke çapında fevkalade güzel işleri altında imzası olan bir yapı. Yani alsaydı Türkiye'de güzel bir basketbol takımı olurdu o anlamda. Fakat federasyonun yönetmeliğinde bir madde var. Diyor ki bir şehrin iki takımından fazlası birleşme ya da el değiştirme durumunda kabul götürmez diyor. Dolayısıyla ne oluyor? İstanbul Bahçeşehir 7 tane takımı bulunan ligde İstanbul'un 7 takımı olduğundan 2'nin üzerine çıktığından bundan evet, maalesef yararlanamıyor. Türkiye çapına Türkiye çapına da yaymak gibi bir düşüncesi var federasyonun. Herkes bundan istifade etsin ve mücadele tek bir merkezde dönmesin amacıyla. Tabii bu Bahçeşehir Koleji'nin temasıyla birlikte bir raiç yükselmesi yaşanmış anlaşılama. Ama tabii bu rakam bize çok yüksek. Hani bir müjde vermek çok isteriz ama yani gençliğimizde biz de basketbola ağırlık verdik. Evet. Ya biz şöyle bir şey, onu da söyleyebiliriz, sakıncası yok. Ya biz 800 falan diye duymuştuk. Yani 800, biz de yarısını falan teklif ederiz diye düşünmüştük ama 1400'de kapıyı açmışlar, bilmiyorum artık bak. Biz yarısını duyduk, öyle konuşmaya geldik dedik. Ondan sonra işte. Baştan yarısını edecek. Şimdi tabii biz ara vermedik. Yani yönetim kurulu seçilene kadar da biz çalışmalara devam ettik. Özellikle Mevlüt Başkan'la birlikte. Mevlüt Başkan'ın başkanlığı adayını olduktan sonra. Yani son maçı bitirdikten ertesi günden itibaren özellikle Cengiz Başkanımıza teşekkür ederim. Tekrar bizi devreci gösterdiler yönetim kuruluyla birlikte ve o günden bu yana hiç ara vermeden çalışıyoruz. Ben hiç tatile çıkmadım. Her gün gidiyorum, geliyorum. Gelmem de gerekiyor. İşim bu çünkü. Tam mesele devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 31 Ocak günü başladık göreve ve yaklaşık 3 ay, 4 ay gibi bir süre çalıştık. Bu süre içerisinde takımımızı tanıma adına bizde önemli doneler oldu. Ve bir yarışmaya girdik. Sonuçta playoff'u da kaybettik. Gönül isterdi ki şampiyon olalım. Ben imza töreninde söyledim. Bu takımın ne olursa olsun şampiyon olması gerekiyordu bence. Ama bir takım saha eksiklikleri, saha içindeki eksiklikler ve özellikle o verilen 20 gün ara bizi çok etkiledi. Çünkü biz 4 takım içerisinde, yani playoff'a kalan 4 takım içerisinde en fit durumda bizdik. Biz çünkü bura geldik yukarıya. Diğerleri düşüyordu form olarak. Ama o 20 günlük ara bizi biraz sıkıntıya soktu. Ve bir yapılanmaya gidiyoruz şu anda. Nasıl bir yapılanmıyoruz? Başkanım tabii ondan biraz bahsetti. Ben biraz daha teknik detaya gireyim. Maalesef ki 2 yılda 53 oyuncu alınmış. Çok yüksek bir rakam. Ve muhtemelen biz de bu sene herhalde onu bulacağız. Alacağımız oyuncu sayısı. Bu 63 olacak ama yaklaşık 3 takım olacak. Yani 3 takım yapmış olacağız. Bu normal mi? Normal değil. Futbolda geçerli olan bir kaydı değil. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Manisa Büyükşehir Belediyesi futbol takımı daha emekliyor. Yani 3. yılında profesyonel olarak. Bunu kabul edelim. Zor. Yani yeniden yapılanmak, bir şeyi tekrardan ortaya koymak biraz zor. Sezon başı itibariyle biz ayrılmak istediğimiz oyunculara bildirdik, söyledik. Yaklaşık
şey bittikten, lig bittikten bir hafta sonra söyledik. Ve ayrılmalar devam ediyor şu anda. Kulübe peyderpey geliniyor. Ayrılmalar devam ediyor. Ve giderken de başkanımız ve yönetim kurulumuz birçok yerde olmadığı şekilde teşekkür ediyor. İçeride alacağı varsa alacağını ödüyor. Helalleşip gönderiyorlar. Yani gelenler de, yani gidenler de gelenler de herkes başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bir defa böyle bir intibası olması kulübün. Ben size şu an sadece gidenlerden ziyade karanları söyleyeyim. Mehmet Yılmaz, Harun, Ufukan, Semih, Bilal, Mustafa Diler, Olcay, Berkin, Engin, Alper ve Ali. Bunlarla çalışmaya devam edeceğiz. Semih'in konusunu söylediniz. Nasıl bir bilgi oldu bilmiyorum tabii biz. Hatta iki gün önce menajeri tekrar geldi. Başka bir transfer için geldi. Semih için gelmedi. Biz Semih'e ilk günden itibaren menajerine ve kendisine başkanımız da söyledi. Ben de direkt söyledim. Biz de sakatlanmıştır. Yani bizim de mücadele içinde sakatlanmıştır. Bu kulüp daha öncekileri olduğu gibi hiç vefasızlık göstermemiştir. Gel tekrar seninle anlaşmak istiyoruz. O da teşekkür etti. Ve bir maddi de para gönderildi. Ama bir sorunu var onun. O sorunu çözmeye çalışıyor. Yani futbolla ilgili değil. Bir sorunu çözmeye çalışıyor. İnşallah biz Semih'le çalışmak istiyoruz. İnşallah toparlar kendini. Sakatlığı geçer. Tekrar aramızda görmekten de keyif alacağız. Transferlere gelince biz menajerlere gitmiyoruz. Biz oyuncuya gidiyoruz. Oyuncunun menajeri kimse o menajer kulübe geliyor. Ya da menajersiz geliyor. Tercih ettiğimiz oyuncu tipi olabilirse genç. Hatta bu 17, 18, 19, 20. Ama takdir edersiniz ki oynadığınız lig 3. lig. Bizim de bir misyonumuz var. Yani Sayın Cengiz Başkanımızın, kulüp başkanımızın ve yönetim kurulunun bir misyonu var. Yani bu şehre yakışan şampiyonluk istiyorlar. Böyle bir isteniyor. Ama şampiyonluğu getirecek size oyuncu tipleri bellidir. Oynayan, bu işi daha önce havasını tatmış, o stresi yaşamış, o yarışın içinde olmuş oyuncu tiplerdir. Sizi ancak bunlar götürür. Ama bunu yaparken de biz yanına 97 doğumlu, 98 doğumlu, belki 99 doğumlu ve keşke olabilirse 2000 doğumlu oyuncuları bünyemizin içerisine katmak istiyoruz. Bunu niye istiyoruz? Seneye çıktığımızda nasip olursa, ondan sonra çıktığımızda nasip olursa en azından bu 10 transferler, 12 transferler olmasın diye istiyoruz. Ve aldığımız size söylenen Umut Kaya, Kaan ve Erhan transferlerin mutlaka girmişsinizdir. Hepsi 2 yılda 60 maçın üzerinde oynamış oyuncular. Ve 3'ü de final oynamış oyuncular. Yarın inşallah belki de o bir gün bir iki dizi daha verecek. Onları da göreceksiniz. Bu bizim ve yönetim kurulunun ve başkanımızın şeyi, zor transferler yapıyoruz. Biraz zorlanıyoruz. Evet, zorlanıyoruz. Çünkü herkesin, birçok kulübün, birçok takımın, birçok hocanın istediği transferler bunlar. Getirmekte zorlanıyoruz. Çünkü üçüncüliksiniz. Ama buraya geliyorlar, kulübün içine giriyorlar. Yönetim kurulu ve başkanımızı tanıyorlar. Kendimizi ifade ediyoruz. Anlıyorlar. Bugün kulübe gelip de anlaşmayan kimse olmadı bizde. Yani bu çok sevindirici bir şey. Dediğim gibi enerjik, rakibi ısıran, en az rakip kadar koşan, en az rakip kadar koşan, mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz bu anlamda. İyi gidiyor şu anda. Yani şu anda bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Ama zaman, tabii biz bir haftada biteceğiz diye gitmedik bu işi. 7 Eylül'e kadar transfer var. Ama hedefimiz tabii ki kampa kadar transferleri bitirebilmek. Onunla ilgili çabamız devam ediyor. 10 Temmuz. Afyon. Bizim şu anda her şeyimiz programlanmış durumda. Her şeyimiz hazır durumda. Ve sizden şöyle bir ricam var. Biraz basında duyuyoruz. Bir takım yazıları. Mutlak yazacaksınızdır. Ben hemen Doğu hariç Türkiye'nin her tarafında çalıştım arkadaşlar. Ve Türkiye'de her ligde çalıştım. Süper Lig hariç. Benim telefon 24 saat açıktır. İstediğinizi sorabilirsiniz. Yanıt alamazsınız. İstediğinizi yazabilirsiniz. Yanıt alamazsanız istediğinizi yazabilirsiniz. Kapı merkezi açık. Buyurun gelin. İstediğinizi de sorabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla benim ağzımdan duymadığınız şeyi lütfen inanmayın. Evet, yani ben üzüldüm iki gün önce bir olay olmuş burada. Evet ya, bir olay olmuş. Ya yani bunu tabii gerekli açıklamayı yaptı kulübümüz ama ben sadece bir dipnot olarak bugüne özel söyleyeyim. Buradan
personel gönderme yetkisi bende değildir arkadaşlar. Benim haddim de değildir. Ben haddimi bilirim. Yetkilerimi de bilirim. Ve mutlaka duymuşsunuzdur. Gidenler evet Manisalı ama gelenler de Manisalı. Kaldı ki benim Manisa ile ilgili bir söylemim olmuş. Kulüpte herhalde öyle bir şey geldi. Benim kesinlikle evet milliyetçiyimdir. Hem de köküne kadar milliyetçiyimdir ama Türk milliyetçisiyimdir. Elhamdülillah Müslümanım. Ben ne mutlu da Türk'üm diyenlerim ben. Kesinlikle kesinlikle arkadaşlara da sorabilirsiniz. Personel isteğinize sorabilirsiniz. Geldiğim günden beri hiçbir zaman için teknik direktörçülük oynamadım. Hiç oynamadım. Öyle bir tarzım da yoktur. Oradaki insanlar en çok her şeyi hak eden insanlardır. Benim bütün icraatlarımda öncelikle hep personel vardır. Biz nasıl olsa kazanıyoruz. Bir şekilde kazanıyoruz. Onlar emekçi. Onlar bizden daha zor şeyler yaşıyorlar. Benim kesinlikle bizim öyle bir şeyimiz yoktur. Dolayısıyla lütfen ama lütfen soracağınız bir şey varsa, öğrenmek istediğiniz bize sorun. Biz size gerekli şeyleri sonuna kadar söyleriz. Tamam. Teşekkür ederim. Beklerim her zaman. Sohbet havasında samimi geçen toplantının ardından Başkan Mevlüt Aktan ve yöneticiler spor basın temsilcileriyle hatıra fotoğrafı da çektirdiler.